Tiyatronun duayen ismi Haldun Dorme'nin 94 yıllık yaşamı belgesel oldu. Belgeselde Halit Ergenç, Selçuk Yöntem, Demet Evgar ve Ayça Bingöl'ün de aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim görev aldı. Hiç merak etme şekerim dedim. Aa, yapar şekerimiz. Bam bam bam. Fat tersini deviriyor. Çocuklar yavaş. Çok sevindim şekerim dedi. Hiç hayatımda böyle şey görmedim şekerim. Ya bu ver şekerim. Çok deli gördüm ama Haldun Hoca. Vurdu çöp tenekesine. Pat diye açtı kapıları. Evet. Al ulan kravatı dağıtırım. Zaten vermediler orayı bir ses sor. Aman Allah'ım 94. Ah dur bir dakika. Şekerim sen de oynayacaksan oyna artık dedi. Ve Haldun. Vallahi onu bunu bilmem yaparsın şekerim. Ay dedi. Haldun. Haldun dedi. Haldun abi gel. Dorme'nin hayatına dokunduğu isimlerin bir araya geldiği Yaparsın Şeker'in belgeselinin galası Maslak'ta gerçekleştirildi. Halit Ergenç ile Zerrin Tekindor soruları birlikte yanıtladı. Valla ben çok heyecanlıyım. Sen başla. Evet, ben de çok heyecanlıyım. Haldun abiyi çok seviyorum. Her zaman da görüşürüz ve çok güzel bir şey olduğuna eminim. Mutlu geldim. Çok da merak ediyorum. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Evet, işte yani heyecanlıyım dediğim gibi. Çok İnanılmaz anılarımız var Haldun abiyle. Benim için de çok önemli. Hani benim sektöre ilk adım attığım dönemde kendisinin etkisi çok büyük. Bu işi yapıyor olmamdaki en önemli insan diyebilirim. Dolayısıyla çok heyecanlıyım. Merakla bekliyorum. Zerrin Tekindor, geçen haftalarda Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısına zarafetiyle damgasını vurmuştu. Hoştu. Yani inanılmaz bir organizasyondu zaten. Çok zevkliydi. Gittik geldik. Her şey çok yolunda gitti. Zaten çok kısaydı. Hemen gittik. Tören vardı. Ertesi günde döndük. Haldun Dorme'le Dadı dizisinde yıllarca beraber kamera karşısına geçen Gülben Ergen de galanın renkli isimleri arasındaydı. Dadı'da biz 2,5 yıl az bir süre değil yani. Çok gülerek, çok eğlenerek beraber çalıştık. Sonrasında da bitmedi dostluğumuz. Gerçi Dadı'nın kadrosundaki hiç kimsenin dostluğu bitmedi. Çünkü herkes kendiyle çok barışık, herkes mesleğinde usta. Hepimiz çok görüştük, güldük, eğlendik Haldun abiyle de aynı şekilde. Hem televizyon programlarında hem de onun böyle evinde verdiği yemekler meşhurdur. İkramları müthiştir. Sohbeti, kültürü, donanımı, altyapısı, dostluğu, vefası, bize öğrettikleri o kadar fazla ki bu belgeselde izleyeceğiz bütün ustaların onu nasıl anlattığını. Biz de çırak oluyoruz tabii ki onun yanında. Ergen'e 2014 yılından beri komada olan Dadı dizisindeki rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu da soruldu. Dadı demişken aslında Kenan Işık'la ilgili bir bilginiz var mı? Sizi de görmüşken yani burada durumunun aynı olduğunu biliyoruz. Evet, stabil olduğunu biliyoruz. İyi bir haber olsa mutlaka haberimiz olur. Öyle bir haberimiz yok. Gülben Ergen çocuklarının okulu bittikten sonra Bodrum'daki yazlığına gideceğini anlattı. Siz nasılsınız peki, neler yapıyorsunuz? İyiyim, teşekkür ederiz. Bizim karneler için sayılı günümüz kaldı. Annem ve çocuklar. Bakalım karneler gelecek. Pandemiden sonra o verilen ara online eğitim vesaire birazcık dikkatleri dağıttı ve etkiledi. Bütün çocuklarda vardır eminim. Bakalım yazlığımıza gideceğiz, Bodrum'a gideceğiz. Sizden uzak bir yaz geçirmeye çalışacağız. o biraz zor bir Gülben Hanım. Ondan sonra öyle. Peki teşekkür ederim. Ergen, Serdar Ortaç'ın sahnede düştükten sonra kendi adını anmasına çok şaşırdığını dile getirdi. Serdar Ortaç'ı soralım efendim, geçtiğimiz günlerde sahnede düştükten sonra. O düşerken beni aklına getirmesi enteresan yani. İnsan hani o anda Gülben insanların aklında nasıl bu kadar yer ediyorum bilmiyorum. Geçmiş olsun. Bugün sistemkar bir tweet attınız ama. Belgeselin galasına Haldun Dorme'nin dostlarından usta oyuncu Selçuk Yöntem de katıldı. Haldun Dorme'nin Türk tiyatrosunda çok önemli bir sayfa. Bunu belgeselde de söyledim. Benim için de çok önemli bir yönetmen, dost, abi. Onun için onun geçmişindeki yaptıkları Türk tiyatrosunda çok rol model olmuştur. Bu belgeseli izlemek ve o hayatı tekrar gözden geçirmek bana bu akşam çok büyük bir mutluluk verecek. Yöntem, sahnelendiği ilk andan itibaren büyük ilgi gören Amadeus oyununa devam ettiğini anlattı. Peki siz nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Ben iyiyim, Amadeus oynuyoruz. Evet. Zaten o gerekli zamanı alıyor ve çok da büyük yoğun ilgi gördü, biliyorsunuzdur. Evet. Devam ediyoruz oyunumuza, onun dışında başka bir şey yok. Tiyatro oyunlarına ilgiyi son dönemde nasıl buldunuz? Özellikle pandemiden önceye göre çok arttığı düşünülüyor.
Sizin düşünceleriniz nelerdir? Tabii ki çok iyi tiyatroya olan ilgi. Çünkü seyirci duygu istiyor. Daha doğrusu toplum duygu istiyor. Tiyatroda da bunu iyi tiyatroda bulduğu zaman da hayatında moral yapı daha çok gelişiyor. Onun için tiyatro şu anda belki de daha sonra teknolojinin tersine çok daha iyi noktada insanlarla buluşacak. Peki genç oyuncuların tiyatro yönetimiyle alakalı neler söylemek istersiniz? Tabii ki gerçek aktörlüğü denemek ve sınamak için o sahneden o tozu yutmaları gerekiyor. Beden dillerini daha iyi kullanmaları için çok da gayret geçtiler, çok da iyi işler yapıyorlar. Selçuk Yöntem'e Aşk-ı Memnun dizisindeki rol arkadaşları Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un bu yaz beraber sinema filmi çekecekleri hatırlatıldı. Peki Kıvanç Bey ve Beren Hanım'ı tekrar... Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Galaya eşi Atakan Koru ile birlikte katılan Azra Akın, Haldun Dormen'e olan hayranlığını dile getirdi. Sevgili Haldun Dormen'in insanlığına, sanatına ve bizlere her zaman ilham kaynağı olan enerjisine hayranım. Burada bu akşam burada olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. İki siz neler söylemek istersiniz? Valla eşim çok güzel söyledi. Haldun abi, hani abi diyoruz Haldun Bey. Evet. Çok özel biri bizim için. Aynı şekilde her zaman bize birçok konuda ne bileyim ilham kaynağı oluyor. Çok doğru söyledi eşim. Çok özel biri. Her yönüyle. Ünlü model ailece yapacakları yaz tatili planlarından bahsetti. Yaz geldi. Üzerinde çalıştığım, hayal ettiğim bir proje var. Zamanı gelince paylaşacağım inşallah. Peki gerçekleştirebilirim. Yazın ne yapmayı planlıyoruz? Yazın. Bir tatil düşüncesi var mı? Yani işte böyle güzel etkinlikler yani oluyor bir taraftan. Bu yaz da birkaç tane yine var ama umarım da biraz da seyahat edebiliriz belki. Bir de ailecek bir tatil yapabiliriz. Yurt dışı mı yurt içi? Yurt içi. Ben yurt içi istiyorum. Denizlerimizi özledim, öyle diyeyim. Değil mi hayatta kaldı? Çok teşekkürler. Sağ olun. Bu sezon Teşkilat dizisinde rol alan Gürkan Uygun da belgesel galasına katılan ünlü isimler arasındaydı. Başarılı oyuncu konuşmak istemedi. Tiyatronun 83 yaşındaki büyük ustalarından Göksel Kortay yaşadığı heyecanı paylaştı. Aile dostum, abim, kardeşim, ailem gibi. Onun için çok güzel bir gece. Çok heyecan verici bir gece. Ve Haldun Dormen için gerçekten değer. Kortay, 94 yaşındaki Haldun Dormen'in müthiş bir yaşam enerjisinin olduğuna vurgu yaptı. Vallahi müthiş bir karakter. Şunu söylerim, bu yaşında hala da büyük bir enerjiyle dört bir yere koşturuyor. Derslere koşturuyor, provalara koşturuyor, söyleşilere. Yapma bu kadar diyorum. Yani o kadar ki mesela bir gece Kıbrıs'a gidiyor. Ertesi gün Diyarbakır'a söyleşiye gidiyor. Ertesi gün işte Ankara'ya gidiyor. Yapma diyor, yapmasam yaşayamam diyor. Tamam yap da üst üste yapma diyorum. Yani bir gün yap, iki gün otur, bir gün yap, üç gün otur filan. Hani müthiş, çok esprili, çok şeker, çok insancıl, çok zarif. Hayata dair çok şey öğreniyorsunuz ondan. Yani müthiş bir insandır. Benim de yıllardır, 60 yıla yakın dostum olduğu için ve bu hayatın uzun bir bölümünü onunla paylaştığım için çok mutluyum.